Evet çocuklar merhaba. Bir başka video ile beraberiz. Bugünkü dersimizin konusu matematik paralarımız. Paralarımız biliyorsunuz iki türlü madeni paralar yani halkta ile de demir paralar bir diğeri de kağıt paralar. Madeni paralar şurada görüyorsun 1 kuruş 1 kere, kuruşun kısaltması kr'dir. 5 kuruş 10 kuruş 25 kuruş 50 kuruş ve 1 TL'dir. Daha önce konuştuğumuz gibi en küçük madeni para, en küçük demir para bir kuruştur. Çocuklar genelde bir kuruşta biz alışveriş yapamayız. Sadece para üstü alabiliriz. Şu an 5 kuruşta da bir şey olduğunu zannetmiyorum. 5 kuruşta para üstü için kullanılan bir para. Madeni para. Ve bir başkası 10 e, kuruş. 10 kuruşta da belki sadece bir tane ataş eğer taneyle satılırsa. Atıyorum bir kağıt parçası alınabilir. 25 kuruş, 50 kuruş bir TL. En büyük madeni para ise bir TL. 1 TL ile ve 50 kuruşla birçok şey alınabilir. Kağıt paralarımız ise en küçüğü 5 TL olmak üzere 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Bunlar da kağıt paralarımız çocuklar. Devam edelim şimdi. Ee, önemli olan şey, birinci sınıf konularında madeni paralarla ve kağıt paralarla, bunların birleşimiyle oluşan miktarlardır çocuklar her zaman için. Örneğin e, mesela Şurada bir örnek var. 1 TL, 2 TL, 3 TL, 4 TL ve 5 TL. Bunların toplamı 5 TL olmak zorunda çocuklar. 5 TL. Neymiş? 5 TL. Şimdi geldim bir başka örneği. Burada zaten 5 liralık bir kağıt paramız var. Üzerine tek tek madeni paraları sayalım. 6 TL, 7 TL, 8 TL ve 9 TL. Geldim buraya. 10 liralık bir kağıt paramız var. Burası önemli. 10 lira 1 TL 11 1 TL daha 12 TL tamam ama burada 2 tane 50 kuruş var çocuklar 2 tane 50 kuruşun toplamı 1 TL olduğuna göre şu şurası 12 TL idi şu ikisini de üzerine eklersem 13 TL olur çocuklar gelelim buraya bir tane 10 TL'miz var hemen altında bir tane 5 TL'miz var 10 TL 5 TL daha ne yapar zaten kolay 15 daha 15'tir 1, 16, bir tane daha 17, 17 TL'miz var. 2 tane 50 kuruşun 1 TL olduğunu söylemiştik. 17, 1 TL daha 18 TL yapar çocuklar. Ee, şunu yapmanızı öneririm ben size. Bu tarz sorularda kaleminizi kullanın ve hangi madeni paralar kaç para ediyorsa üzerine not edin çocuklar. Gelelim böyle bir etkinliğimiz var burada. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Madeni para TL değil de bu kuruştur. Madeni para olduğu için 50 kuruş işaretliyoruz. Şu ortadaki. Bu 10 TL olduğuna göre alttaki 10 TL işaretleyeceğim. Bunları size göndereceğim zaten. Bunları sizin yapmanızı istiyorum. O yüzden ben işaretlemiyorum üzerinde. Bu çocuklar en büyük madeni para olan 1 TL'dir. İşaretledim. Burada ise bir kağıt para var. Kağıt paralardan en küçüğü 5 TL olmak zorunda. Ortadaki işaretledim ve geldim en küçük madeni para, 1 kuruş, para üstü olarak kullanılır sadece, ortadakini işaretliyorum. Bu da bir 5 TL'miz çocuklar, 5 TL kağıt para olduğu için şu 50 kuruş yanlış, 50 TL yanlış, 5 TL olmak zorunda, zaten üzerine 5 lira, 5 TL yazıyor zaten. Geldim buraya, 20 TL biliyorsunuz zaten, 20 TL, şu ortadaki 20 KR yazdığı için yanlış, 2 TL zaten değil, 20 TL olmak zorunda, bu bir üzerinde 50 yazdığı için ve kağıt para olduğu için 50 TL olmak zorunda. Ortadakini işaretliyorum. Bir madeni para yani hak diliyle demir para. O zaman kuruş olmak zorunda. 5 kuruş zaten değil çünkü üzerinde 25 yazıyor. O zaman ortadakini işaretliyorum. 25 kuruş. Ve gelelim buraya. Burada da 50 TL'nin arka yüzü var. Zaten üzerinde yazıyor 50. Kağıt para olduğuna göre o zaman en üstteki 50 TL işaretliyorum. Bunlar aldatmaca. Yanlış. Ve gelelim bir başka büyük paraya kağıt paraya 100 TL çocuklar 100 lira o zaman ortadakini işaretliyorum. 100 TL ve en alttaki bir madeni paradır. Bununla herhangi bir şey alamazsınız. Sizden tavsiyem çocuklar sık sık bu aralar annenizle babanızla tabi pandemi dikkat edin, alışverişe gidin. Onların para alışverişini gözleyin bakalım. Bu 5 kuru çocuklar para üstü olur sadece o zaman en alttakini işaretliyorum. Çocuklar paralarımızın temelinde bunlar var. Sadece bunları e, bilmeniz yeterli. Dediğim gibi e, alışveriş yaptıkça zaten zaman geçirdikçe bunlar daha çok oturacaktır. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş bunların toplamlarından ne olur falan bunlar gelecek senenin konusu. Ama biz şimdiden toplayalım isterseniz. Ben bunları size göndereceğim bunları yaparsınız siz zaten. 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş yazdım. 3 kuruş, 3 kere kuruşun kısaltması. 5, 5 daha zaten biliyorsunuz. 10 kuruş, 10 kere Geldim buraya 5 5 daha 10. Bir de burada 1 2 kuruş var. 11 kuruş yapar. 10 ve 5 daha 15 kuruş yapar. Geldim buraya 10, 5 daha 15, 16, 17 kuruş yaptı. 17 kuruşa bir şey yapamazsınız, alamazsınız esasında. Bunlar sadece toplama alıştırması öyle diyeyim. Ve kuruş birimini öğrenmiş oluyorsunuz. 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş hepsini 3'ünü toplarsam 16 kuruş yapar. Bunları yazacaksınız. 5 kuruş, 1 kuruş daha 6 kuruş yapar. 1 kuruş daha 7 kuruş yapar. Ve geldim buraya. Burası önemli. 50 kuruş, 25 kuruş da, 75 kuruş yapar. Buraya yazdım çocuklar. Ve geldim buraya. 50, 25 daha 75'ti zaten. Üstte hemen aynı görüyorsun. Örneği var. Ama üzerine bir 10 kuruş daha koymam lazım. O zaman 85 kuruş olması lazım. Ve geldim buraya. 50, 10, daha 60, 10 daha 70. 70 kuruş yazdım. Ve geldim buraya. 25, 5 daha, 30 yapar, 5 daha üzerine koyarsan 35 kuruş yapar. En alt 5, 5 daha, 10, 1, 11, 1 daha, 12 kuruş yapar çocuklar. Kağıt paralarla ilgili, şunları yapalım, ondan sonra bitirelim. Zaten dediğim gibi ben size göndereceğim. Daha sonra örnekleri zaten sınıfta da mini bir market yapacağız, alışveriş yapacağız sahte paralarla. Bu 5 Türk lirası, 5 TL kağıt para. Bu 10 Türk lirası, 10 TL kağıt para. Bu 20 Türk Lirası, 20 TL kağıt para. Bu 50 Türk Lirası, 50 TL kağıt para. Zaten bütün paralarımızın ön yüzünde biliyorsunuz Atatürk'ün resmi var. Kağıt paraların arkasında ise ülkemiz adına katkıda bulunmuş önemli insanların resimleri var. Toplayalım bunları hemen. 1, 2, 3, 3 TL. Geldim buraya. 5, bir daha 6, bir daha 7 TL. Geldim buraya. 10 5 daha 15 1 daha 16 TL ve geldim buraya 20 10 daha 30 yapar 5 daha 35 35 TL 20 20 daha 40 üzerine 10 lira daha koyarsam 50 TL yapar wow iyi para ve geldim buraya 50 10 daha 60 5 daha 65 TL yapar ve burası 2 tane 50 TL 50 50 daha 100 TL yapar sevgili çocuklar alıştırma yapa yapa, pratik yapa yapa, soru bankanızdan soru çıda zaten bu konular oturacak çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Bir başka derste yine görüşürüz. Bay bay.